stüdyoları bu sabah devasa bir hediye paketi açmamızı sağladı ve bize birbirinden harika hediyeler sundular. Yani o kadar harika ki gerçekten şok içindeyim. Çoğunu bekliyordum tabii ama bazıları sadece teorilerimde kalabilir diye düşünmüştüm. Ama bu videoda göreceklerinizin hepsi gerçek. Disney'in Investor Day etkinliğinde çok fazla yapım açıklandı ve Loki, WandaVision ve Falcon and the Winter Soldier dizilerinin resmi fragmanlarını izlemiş olduk. Bu arada tabii ki hızlıca fragman tepkisi çektik ama onu hemen yayınlamak imkansız olduğu için önceden bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdiden abone olun ki o videoları da kaçırmayın çünkü çok güzel videolar gelecek. Öncelikle Fantastic Four filmi artık kesin olarak geliyor ve filmin yönetmeni Spider-Man Homecoming filminin yönetmeni olan John Watts olacak. Marvel bu projeyi Marvel'ın ilk ailesi olarak tanıttı. Çünkü Fantastic Dörtlü çizgi romanlarda Marvel'ın en eski ve en ünlü ailesi ve nihayet MCU'da yerlerini alacaklar. Bu sırada Ant-Man'in 3. filmini izleyeceğiz ve yine Peyton Reed'in çekeceği filmin adı Ant-Man and the Wasp: Quantumania olarak belirlendi. Bu filmde aile temasına çok daha fazla odaklanacak ve iki nesil Ant-Man ve Wasp'tan sonra Ant-Man'in kızının da süper kahraman olma macerasını izleyebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü çizgi romanlarda kesilen babası gibi süper kahraman olmak istiyordu ve genç Avengers takımının kurucularından olmuştu. Çizgi romanda Kang karakterinin de rolü çok büyüktü tabii ve Marvel bu filmin düşmanının Kang olacağını onayladı. Kang'i Jonathan Majors canlandıracak. Cassie Lang'i de Catherine Newton canlandıracak. 4. Thor filmi için de çok büyük haberler var. Öncelikle Star-Lord da bu filmde olacak biliyorsunuz ve Natalie Portman da yeni Thor olarak karşımıza çıkacak. Ama bugünkü asıl sürpriz başka. Çünkü Marvel Batman'i ele geçirdi. Academy Award winning actor Christian Bale is playing the villain. Gore, the God Butcher. Bu karakterin 3000 yıldır savaşan, işkence tanrısını bile işkence edebilen korkunç biri olduğunu unutmamalıyız. Black Panther'ın 2. filmi Chadwick Boseman'ın anısına çekilecek biliyorsunuz ve T'Challa karakterini başka biri canlandırmayacak. Marvel Başkanı Kevin Feige 2. filmde Wakanda'yı ve ilk filmde tanıdığımız tüm karakterleri izlemeye devam edeceğimizi söylemekle yetindi. Chadwick Boseman was an immensely talented actor and an inspirational individual who affected all of our lives professionally and personally. Ve Captain Marvel'ın 2. filmi de hazırlanıyor ve bu filmde Captain Marvel'a eşlik eden iki isim daha olacak. Biri artık büyümüş olan Monica Rambeau karakteri ve diğeri de Miss Marvel dizisiyle çok yakında tanıyacağımız Kamala Khan olacak. Marvel bu sırada Disney Plus'ta zaten beklediğimiz dizilerle ilgili de açıklamalar yaptı tabii ve Miss Marvel'ın da çekimleri başladı biliyorsunuz ve Iman Vellani çok yakında Pakistanlı bir ailenin Müslüman kızı olan Kamala rolüyle karşımıza çıkacak. Bu yapımı gerçekten merak ediyorum. O yüzden biraz görsel paylaşmaları çok güzel oldu. Kevin Feige She-Hulk dizisiyle de ilgili konuştu tabii ve dizinin komedi olacağını ve kahramanımızın süper suçları inceleyen bir avukat olacağını söyledi. Mark Ruffalo Hulk rolüyle geri dönüyor. Bunun için mutlu olabiliriz ve hatta Abomination karakteri bile dizide olacakmış. She-Hulk'ı Tatiana Maslany canlandıracak. Ama asıl beklenen açıklama nihayet Hawkeye dizisinden geldi. Çünkü Hailee Steinfeld ve Jeremy Renner'ın set görüntüleri günlerdir ortalıkta geziyordu ama Hailee Instagram'da hiçbir şey paylaşmıyordu. Ve nihayet Hailee'nin Kate Bishop karakterini canlandıracağı ve bizim Hawkeye'den eğitim alacağı resmi olarak onaylanmış oldu. Biliyorduk ama onaylanmış oldu. Kate Bishop, Ant-Man'in kızı olan Cassie ile çizgi romanlarda çok yakınlar ve genç Avengers takımını birlikte kurdular. Düşmanları da Kang'ti. Kang'in de Fantastic Dörtlü ile bağı var. Gördüğünüz gibi bu üç yapımı birbirine bağlayıp adım adım Young Avengers filmi için hazırlık yaptıklarını görebiliyoruz. Aslında 6 ay önce bununla ilgili bir video paylaşmıştım ve o videoda bugün açıklanan bu konuları çoktan açıklamıştım. O yüzden kanalın takipçileri çok şaşırmamış olabilirler. Yani yeni gelenlere duyurulur. Burada birkaç adım önden gidiyoruz, haberiniz olsun. Şimdi öncelikle çok acayip birkaç yeni yapımdan bahsetmem gerek. Marvel Gizli İstila çizgi romanını bir diziye çeviriyor ve başrollerde Nick Fury ve Skrull'lar olacak. Çizgi romanda konu Skrull'ların yıllardır dünyamızda saklandığını ve sevdiğimiz bazı karakterlerin aslında birer Skrull olduğunu anlatıyordu. Yani çok ciddi ve korkunç bir konu aslında ve uzun zamandır bunu bekliyorduk ama bir dizi olarak beklemiyorduk. Bu yapımda bir nevi Fury'nin bize bilmediğimiz bazı şeyleri anlatmasını izleyeceğiz.
ve Zırh Savaşları adlı yeni bir dizimiz var. Bu dizi Tony Stark'ın teknolojisinin kötü adamların eline geçmesini ve War Machine'in onları durdurmaya çalışmasını anlatacak. Yani Stark teknolojisi, Stark teknolojisine karşı bir savaş verecek ve biz de aksiyona doyacağız. Ve ilk defa Ironheart dizisi bugün duyuruldu. Dizide Riri Williams adlı genç bir dahinin en az Tony Stark'ın zırhları kadar üstün bir zırh yapmasını konu alacak ve başrolde Dominic Thorne var. Ama bu diziyle ilgili daha önce bir teori yapmıştım ve böyle bir şey çekerlerse Robert Downey Jr.'ı yapay zeka olarak izleyebiliriz demiştim. O yüzden ilginç şeyler olabilir. Birazcık sabrediniz. O teorimi de şu yukarıdan çıkan linke tıklayarak bakabilirsiniz. Bazı yorumlara da göz gezdirebilirsiniz çünkü kafayı yediğimi düşünmüşlerdi ama yemediğimi göstermek isterim. Bundan 2 sene sonra Noel'de Galaksinin Koruyucuları için bir Noel filmi izleyeceğiz ve bu film sinema için değil, Disney Plus için çekilecek. Daha sonra da ekibimizi 3. sinema filminde izleyeceğiz. Ama bunlardan bahsederlerken Gamora'nın da 3. filmde olacağını da bize söylemiş oldular. Ve bu sırada bir de Baby Groot için de ilginç yaratıklarla dolu bir mini seri çekeceklerini duyurdular. Ne kadar ilginizi çeker bilmiyorum ama benim çekti bile. Ve evet, tüm bunları yanı sıra Loki için ilk defa bir fragman izledik. WandaVision ile ilgili çok şey gördük ve What If serisinin de neye benzeyeceğini daha iyi anlamış olduk. Bu seri animasyon olacak ama her oyuncu kendi karakterlerini seslendirmiş olacak, unutmayın. Yani Robert Downey Jr., Chris Evans, Chadwick Boseman'ı izleyeceğiz. En azından kendi seslerini duyacağız. Bence çok güzel. Ve her bölümde farklı paralel evrenlerden hikaye anlatmış olacak. Ama tüm yapımlarla ve asıl bu fragmanlarla ilgili ayrıca konuşacağım. Hiç merak etmeyin. Fragmanlara verdiğimiz tepki videolarını yayınladıktan sonra da ayrıca videolar çekeceğim tabii ki. Çünkü gerçekten heyecanlandık ve çok ilginç şeylerle karşılaştık. Açıkçası üzerine teori üreteceğimiz çok fazla şey de ortaya çıktı. Bu nedir mesela? Yani sakın bana bu videonun yorumlarında şunu atlamışsın, bunu atlamışsınız demeyin. Sakin olalım. Hepsi sırasıyla gelecek. Not only will Doctor Strange in the Multiverse of Madness connect directly to the events of WandaVision, but it will also connect to the events of our new Spider-Man film coming to theaters December 2021. Bu kanal videolara doyacak. O yüzden bu sırada siz abone olmayı ve takipte kalmayı unutmazsanız çok sevinirim. En azından karantinada birlikte çok eğleneceğimizi bilin isterim. Yani ben burada olacağım. Siz abone olun, gelin, beğenin, paylaşın. Başka da bir şey istemem. Biz bu sırada çok uykusuz kalacağız ama değeceğini düşünüyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.